Hem Orta Doğu'nun hem de Balkan bölgesinin adını içinde bulunduran dünyadaki tek kurumuz. Son 10 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Erdoğan dünyada tanınan bir lider haline geldi. Kendisinin liderliğinde çok önemli bir ekonomik gelişmeyi beraberinde yaşadık. Ve bunlar tüm alanlarda pozitif değişiklikleri beraberinde getirdiler. Kendisinin ve Sayın Bakanlarının istikrara ve güvenliğe yapmış olan bir şahsiyete sunuyor olmak çok büyük bir onur. Bu ödülü sunarken aynı zamanda bir kişiye, aynı zamanda onunla birlikte çalışan ekibe ve Türkiye'yi bu çok önemli, başarılı ülke haline getiren ekip arkadaşlarına sunuyoruz. Bu çalışmayla bir kere daha Sayın Başbakan Erdoğan'ı tebrik etmek istiyorum. Dame i gospodo, ekselansları, Sayın Başbakan, hanımefendiler, beyefendiler, şu aşamaya kadar çok güzel duygular dile getirildi bugünkü ödülümüzü vereceğimiz şahsiyetle ilgili. Ama bu kendisinin ülkesi için yaptığı ve bölge için yaptıklarının yanında hiçbir şey. Dünyanın tamamı için çok önemli şeyler yaptı kendisi son 9 yılda. Tabii ki siyasette çok önemli şahsiyetler tanıdık ama Sayın Erdoğan 3 kere arka arkaya seçimleri kazanmış olan ve giderek daha fazla oy kazanmayı başaran bir politikacı. Uygulamaya baktığımız zaman bunun daha önce modern tarihte bir örneği daha yok. Excellency. Başta Başbakan Sayın Janša olmak üzere tüm Sloven makamlarına şahsım, heyetim ve ülkem adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Son 10 yılın Dünya Şahsiyeti Ödülünü almak
gerçekten şahsım için büyük bir gurur vesilesi. Ancak bu ödülü dost bir ülkenin, Slovenya'nın bu seçkin enstitüsünden alıyor olmaktan, dost ülkelerin devlet adamlarının katılımlarıyla alıyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu, büyük bir heyecan duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnanıyor ve umuyorum ki bu anlamlı ödül Slovenya ile Türkiye arasındaki dostluk köprüsünü daha da güçlendirecek, işbirliğimizin, diyaloğumuzun ortak hedef ve ideallerimizin bir nişanesi olduğu kadar halklarımız arasında da bir dayanışmanın vesilesi olacaktır. Değerli katılımcılar, çok değerli dostlarım. Hep birlikte içinde bulunduğumuz bu coğrafya tarih boyunca ne yazık ki çok büyük acılara, büyük trajedilere sahne oldu. Sadece son 20 yılda, 50 yılda, 100 yılda değil, tarihin bilinen tüm dönemlerinde maalesef bu coğrafya kan, gözyaşı ve çatışma ile birlikte anıldı. Türkiye dahil bölgedeki her ülkenin acı tecrübelerden ve trajik hadiselerden geçerek bugünlere ulaştığını hepimiz biliyoruz. Ben şu noktayı gerçekten enteresan buluyorum. Tarihin hemen her döneminde çatışmalar, savaşlar sona erip ülkeler ve halklar birbirleriyle iletişime geçtiğinde bu bölgenin aslında ne kadar renkli, coşkulu, keyifli bir bölge olduğu da ortaya çıktı. Politikacıların ve orduların kenara çekildiği, halklar arasındaki duvarların yıkıldığı dönemlerde Balkan halklarının birbirini renklerden, birbirini anlayan ve çok kolay birbirine uyum sağlayan insanlar olduklarını gördük ve yaşadık. Bu coğrafya üzerinde ülkelerimiz, bayraklarımız, dillerimiz farklı olabilir. Tarihlerimiz farklı süreçlerden geçmiş olabilir. Her birimizin kendimize has kültürü, kendimize özgü medeniyet tasavvuru olabilir. Ama Balkan ülkelerinin fertleri bir araya geldiğinde, birbirleriyle konuşmaya, iletişim kurmaya başladığında hiç yabancılık çekmediklerini, aralarındaki binlerce yıllık dostluğun anında kendisini belli ettiğini görürüz. Aslında bir Türk'ün, bir Yunan'ın, Arnavut'un, Makedon'un, Sırp'ın, Karadağlı'nın, Boşnak'ın, Hırvat'ın ve Sloven'in dil farklılıklarını, şivelerini, inanç farklılıklarını ortadan kaldırdığınızda birbirinden hiç ama hiç farkları olmadığını rahatlıkla görüyoruz. Ortaklığımız sadece tarihimiz değil. Ortaklığımız Balkanların ve Akdeniz'in halkları olarak sadece ortak reflekslerimiz, ortak tepkilerimiz değil. Bizler mutfaklarıyla, müzikleriyle, ağıtları ve ezgileriyle, sevinçleri ve hüzünleriyle aslında iç içe geçmiş, tek yürek olmuş milletleriz. Şunu burada samimiyetle ifade etmek durumundayım. Aramızdaki farklılıklar, aramızdaki ortaklıklar karşısında gerçekten önemsenemeyecek kadar azdır. Aramızda tarihin tüm dönemleri boyunca ortaya çıkan anlaşmazlıklar, inanın dostluklarımız karşısında çok ama çok kısadır. Tarihin acı dönemlerine değil, tatlı dönemlerine baktığımızda önümüze umut veren bir tablo çıkacağına en ufak bir şüphe yoktur.